Sevgili KYLC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Daha önceden kanalda yaptığımız birkaç elektronikle alakalı ürün tanıtımından sonra birçok takipçim iyi bir havya ve iyi bir sıcak hava makinesi önermemi, tavsiye etmemi istemişlerdi. İşte bu videomuzda sizlere havyası da üzerinde bulunan bir sıcak hava makinesi tanıtımı yapacağım. Umarım memnun kalırsınız çünkü ben bu tanıtımını yapacağım ürünün daha önceden aynı marka ve modelde başka ürünlerini kullandım ve gayet memnundum. Onun için şimdi size tanıtımını yapacağım üründe de o markayı tercih ettim. Bakın kutu üzerinde herhangi bir marka göremiyorsunuz fakat sadece modeli görebiliyorsunuz. Model Ares 2 diyor arkadaşlar. Sıcak hava makinelerinin literatürdeki adı SMD Reverse Station, yani SMD malzemeleri söküp takabilmeniz için, üzerinde çalışabilmeniz için istasyon demek arkadaşlar. Sıcak hava makinesi veya sıcak hava istasyonu diye de söyleyebilirsiniz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen kutumuzu açalım ve kutu içeriğinde neler varmış ve sıcak hava makinemiz nasılmış sizlere onun tanıtımını yapalım. Hemen şu kutunun kapağını açıyorum. Şu şekilde bir açılımını yapalım. Evet. Bakın kutuyu açar açmaz hemen içerisinden kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Kullanma kılavuzunun üzerinde de herhangi bir marka göremiyorsunuz. Bizim bu videomuzda tanıtımını yapacağımız ürün Mastul'un Ares 2 modeli olan bir sıcak hava istasyonu arkadaşlar. Kullanma kılavuzuna maalesef içerisinde Türkçe yok. İngilizce, İtalyanca, Almanca, Fransızca, şu herhalde sanırsam Rusça, İspanyolca, şu da herhalde sanırsam Çince arkadaşlar. Bu dillerin haricinde herhangi bir dil maalesef kullanma kılavuzunda bulunmuyor. Kullanma kılavuzunu şöyle bir kenara koyalım. Hemen şu üstteki straforu çıkaralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutumuzun içerisinden makinemiz çıktı. Hemen şu fazlalıkları bir alalım. Bakın burada havyamızı koyacağımız bir stand ve havyamızın ucunu temizleyeceğimiz bir süngeri de adamlar kutu içeriğinde gönderiyorlar. Sanırsam sert plastik, metal değil arkadaşlar bu. Ama herhangi bir yanma falan da yapmıyor bu ürün. Artık bakalit midir, başka bir şey midir? Malzemesini bilemiyorum. Hemen şu kenara koydum. Başka neler varmış kutu içeriğinde? Bir adet 220 fişi AB uyumlu 220 kablomuz. Bakın havyamız gayet ince uçlu ve hafif bir havya çıkıyor kutunun içerisinden. Ki benim kendi kullandığım sıcak hava makinemin de havyası aynen bu şekilde. Her işimi ben o havyayla görüyorum. Çok hassas, çok narin işleri bile bu havyayla yapabilirsiniz arkadaşlar. İstasyonun kenarına sabitleyeceğimiz ve sıcak hava üfleme aparatını asacağımız malzemesi bu gördüğünüzde. Sıcak hava üflemek için başlıklar bulunuyor. Değişik çaplarda, değişik büyüklüklerde başlıklar bulunuyor. Bir tane yedek rezistans ve bir tane de yedek havya rezistansı bulunuyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz sıcak havanın rezistansı, şu gördüğünüz de havyanın rezistansı arkadaşlar. Piyasadan bulamazsınız diye adamlar kutu içeriğine koymuşlar. Bakın burada da sıcak hava üflememizin başlığı var. Hemen makinemizi bir çıkaralım kutunun içerisinden. Şu makinemiz gayet hafif arkadaşlar. Gayet kibar ve estetik bir yapısı var. Çok ağır değil. Birazdan teknik özelliklerini anlatırken size onlardan da bahsederim. Şimdi şu poşetini bir çıkaralım. Gördüğünüz gibi çok estetik, çok güzel de bir yapısı var. Sıcak hava istasyonumuzun. Bakın dijital bir ekranı var arkadaşlar. Burada hem sıcak havanın hem de havyanın ısı değerlerini artı hava üflemesinin miktarını yüzde cinsinden gösteren bir özelliği var. Ayrı ayrı sıcak havayı da normal havyasını da açıp kapatabileceğiniz anahtarları mevcut.
Hem derece hem Fahrenheit, işte farklı standartlarda kullanan ülkeler için düşünmüşler. Biz biliyorsunuz santigrat derece olarak kullanıyoruz. Santigrat derece ve Fahrenheit derece olarak gösteren, daha doğrusu seçim yapabildiğiniz bir butonu var. Hemen şurada kalibrasyon ayarları var arkadaşlar. Hem sıcak havanın sıcaklık kalibrasyonunu yapabilmeniz için, hem de havyanın kalibrasyonunu yapabilmeniz için. Sıcak hava çalışırken buradaki LED'le uyarı veriyor. Havyamız çalışırken de buradaki LED'le uyarı veriyor bize. Hat 1 dediği bizim sıcak hava üfleme ayarımız. Sıcaklığını ayarlıyorsunuz buradan. Air denen butonlardan da havanın miktarını, üfleyeceği havanın miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Hat 2 ise bizim havyamızın sıcaklığını ayarlıyor. Hemen isterseniz fişimizi bir takalım, malzemelerini bir montajlayalım ve ondan sonra daha detaylı bir anlatıma geçelim. Kablomuzu takacağımız bir soket mevcut. Hemen onun altında cihazın sigortası, hemen altında da havyanın haricinde istasyonu çalıştırıp kapatabileceğiniz bir anahtar mevcut. Arkadan açma kapama anahtarını açtığımızda ekranımız geldi. Ekranda Hot 1 Sleep, Air Off, Hot 2 Off diyor. Hemen isterseniz sıcak havamızı bir açalım. Evet, sıcak havamız açık ve şu an uyku pozisyonunda 301 dereceye ayarladık. İstasyonumuzun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Sıcak hava başlığımız yerinde takılıyken uyku pozisyonunda hazır olarak bekliyor. Siz yerinden çıkardığınız anda gördüğünüz gibi hemen sıcak havamız çalışmaya başlayıp sıcak hava üflemeye başlıyor arkadaşlar ve çok hızlı bir şekilde ayarladığınız sıcaklığa geldi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bakın gayet güzel bir şekilde istenilen sıcaklıkta çalıştığını da buradan gözlemleyebiliyorsunuz. Havanın miktarı %71, sıcaklıkta 302 dereceye ayarlı arkadaşlar. Isındığını size göstermek için bir gözlemleyelim bakalım. Ne yapacak? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi faturanın o kısmı sararmaya başladı. Gördüğünüz gibi sarardı. Sıcaklığı yükseltelim. Bakın, basılı tuttuğunuzda çok daha hızlı bir şekilde sıcaklık artıyor. Basılı tutmazsanız derece derece artıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biraz daha tutarsam muhtemelen tutuşacak. Onun için tutuşmasına müsaade etmeden bu kadar yeterli diyorum ve kesiyorum. Sıcak havanın çalışması bu şekilde. Bakalım kaç dereceye kadar ayarlayabiliyormuşuz. Evet arkadaşlar, 480 dereceye kadar ayarlayabiliyormuşuz sıcak havamızı ve 480 dereceye geldiğinde hemen bizi uyardı ve LED'i yanıp sönmeye başladı arkadaşlar. Şimdilik bu kadar sıcaklığa ihtiyacımız yok. 350 derecelere düşürelim. Evet, 358'de durabilir ve sıcak havamızı hemen yerine takıyorum. Ve gördüğünüz gibi hemen kapattı kendini ve sıcaklık hızlı bir şekilde düşüyor. Sıcaklık düşene kadar hava çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Belli bir seviyeye düşene kadar. Şu an hava üflüyor. Üflüyor şu anda. Bakın, 130 derecelere düştü. Hava hala üflemeye devam ediyor. Doksan derece. Evet. Rezistans yeteri kadar soğukluğa geldiğinde, yani yeterince soğuduğunda hemen uyku moduna kendini alıyor arkadaşlar. Hava, bakın havayı da düşürüp artırdığımızı gösterelim. Bakın havayı da buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. %100 oldu hava. Bakalım en düşük kaça kadarmış.
Evet, hava %20'ye kadar düşüyor arkadaşlar. Sıcaklığın da en düşüğüne bir bakalım. Ona bakmadık. ...140 dereceler, 130 dereceler... ...evet sıcaklık da 100 dereceye kadar... ...düşüyormuş minimum arkadaşlar. Hemen o soğumaya devam ederken... ...biz havyamıza bakalım arkadaşlar. Havyayı da açtık. Sanırım... ...200 dereceye şu an ayarlı. Bakın 170, 175, 180... ...200 dereceye geldiğinde... ...bakın yanıp sönerek LED bize... ...istenilen sıcaklığa geldiğini... ...gösteriyor. Hemen bir de havyamızda lehim eritelim bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel lehimi eritti. Ve havyanın üzerinde de gayet güzel tutuyor lehimi. Havyamızın çalışması da bu şekilde. Bakın tuşa bastım. Hemen 392 Fahrenheit yazdı. Tekrar tuşa bastım. 200 derece santigrat yazdı arkadaşlar. Bakalım minimum ısısı kaçmış? Havyamızın minimum ısısı 200 dereceymiş. Maksimum da 480 dereceymiş. Yükseliyor şu anda havyamızın sıcaklığı da. 480 derece oluncaya kadar yükselecek. Düşürelim bence. Bakın havyanın ucundan sıcaklık yükseldiği belli oluyor zaten. Daha ürün tazeyken sıcak havadan da havyadan da siz lehim vermeseniz dahi duman çıkması gayet normal arkadaşlar. Yeni ürünler ısınınca o şekilde bir duman çıkışı gerçekleştirir. Bu havyamızı da 350 dereceye ayarlayalım. Ve havyamızın sıcaklığı da yavaş yavaş düşmeye başladı gördüğünüz gibi. 350 dereceye gelince LED'imiz yanıp sönerek yine bizi uyaracak. Bakın şimdi size göstermek istediğim şey sıcak hava üflememizin ne kadar sessiz çalıştığı arkadaşlar. Hemen sıcak hava üfleme kısmını elime aldım. Bakın ses duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Hatta mikrofona yaklaştırıyorum şu anda. Şöyle yapalım. Mikrofona yaklaştırıyorum. Bakın hiç ses yok. Benim sıcak hava üfleme makinemde ise zırrrr diye çalışan pompalı bir hava üfleme mekanizması var içerisinde. Bu hem aşırı derecede gürültü yapıyor hem de eğer sağlam, iyi bir zeminde değilse makinenin titreyerek yürümesine sebep oluyor. Üzerinde malzeme falan varsa onların dökülmesine, düşmesine sebep oluyor arkadaşlar. Ama bu sıcak hava makinesinde, bu sıcak hava istasyonunda böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü kutunun içerisine adamlar turbojet bir fan koymuşlar. Üfleme olayını bu turbojet fan yapıyor. Ve o fanın da gayet güzel çalıştığını ve sessiz çalıştığını biraz önce gösterdiğimde gördüğünüz sevgili arkadaşlar, estetik, kullanışlı, her türlü şeyi adamlar düşünmüşler. Uyarıları, kalibrasyon ayarları falan hepsi halihazırda bu sıcak hava makinesinde mevcut. Siz de eğer bu ürünü satın almak isterseniz ben Banggood sitesinden satın alabileceğiniz bir linki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak siz de bu güzel ürünü satın alıp gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar daha önceki paylaşımlarından dolayı fiyat performans ürünü beklemiş olabilirler. Fakat sevgili arkadaşlar, Havye için evet sizlere gayet güzel fiyat performans ürünleri önerebilirdim. Fakat sıcak havada durum biraz değişik. Çünkü ucuz bir ürün alacak olursanız sıcak havada 4-5 ay sonra alacağınız aletin, alacağınız makinenin bozulduğunu görebilirsiniz. Fakat kaliteli bir ürün alırsanız benim havyam gibi ben sene 2004'ten bu yana bir kere dahi bozulmadan kullanıyorum. Neredeyse 17-18 yıl oldu. Kendi parasını binlerce kez çıkardı arkadaşlar. Onun için buna vereceğiniz fazladan parayı kesinlikle gözünüz görmesin. Ve aynı zamanda da şöyle bir avantajı var. Ayrı bir havya almaktansa
bu sıcak hava istasyonunun üzerinde gayet de kaliteli bir şekilde havyası mevcut. Havyaya ayrı bir para vermek zorunda kalmayacaksınız. Evet sevgili Kaya ILC kanal takipçileri, bu videomuzda buraya kadar, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyuyorsanız ve merakınız varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.